İslam Tarihi. Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu ikinci bölümünde, Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevinin verildiği dönemde Hicaz'da geçerli olan etnik, sosyal ve kültürel yapı hakkında bilgiler sunmak istiyoruz bugün sizlere. Peygamber Efendimiz'in peygamber olarak gönderildiği dönemde Mekke'de merkezi bir otorite bulunmuyordu. Yöneticilerin toplantı yeri Darun Nedve'ydi. Kervanlar Darun Nedve'nin önünden kalkar ve dönüşte burada konaklarlardı. Mekke halkının bu meclisin üyelerinin seçiminde veya tayininde herhangi bir rolü söz konusu değildi. Kabile nizamının esası asabiyettir. Asabiyet, bir kimsenin asabesini, yani baba tarafından akrabalarını veya genelde kabilesini, ister haklı ister haksız olsun her zaman savunmaya hazır olmasıdır. Dış tehlikelere karşı koymak veya saldırı yapmak gerektiğinde bütün kabile üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhudur. Bu ruh, kabilenin bütün fertlerini birbirine bağlayan unsurdur. Buna göre herkes tehlike anında kabilesine yardım etmekle mükellefti. Bu belki çöl şartlarında hayatın devamı için kabile dayanışmasına fazlaca ihtiyaç duyulmasından kaynaklanıyordu. Kabile hayatında düzeni sağlayacak merkezi gücün bulunmaması sebebiyle kan davaları yaygındı. Kan davalarının en büyük sebebi ise intikam duygusuydu. Arap kabileleri intikam konusunda son derece titiz davranır, bir adam başka kabileye mensup birini öldürürse, öldürülenin kabilesi, katilin kabilesinden bir şahsı öldürmeden yahut diyet almak suretiyle barış sağlanmadan huzur bulamazlardı. Saldıran gruba aynıyla karşılık vermek kutsal bir görev olarak telakki ediliyordu. Saldırıya uğrayan taraf intikam alınmadığı sürece zırh çıkarmamaya, başına koku sürmemeye ve eşlerine yaklaşmamaya yemin ederdi. Cahiliye toplumunda kabilesinden biri öldürülen kimse, kolektif sorumluluk duygusuyla öç alınıncaya kadar kabilesiyle birlikte çarpışırdı. O dönemde Arap kabileleri arasında siyasi, sosyal ve psikolojik sebeplerle baskın, yağma ve savaşlar eksik olmazdı. Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlara Eyyamül Arap denilmektedir. Bu savaşlarda genellikle asıl gaye intikam duygusudur. Kabilelerin bireyleri, hürler, mevlalar ve kölelerden oluşur. Zenginler, kumandanlar, şairler ve kahinler diğerlerine göre üstün kabul edilirdi. Ancak hak ve yaşayış bakımından ötekilerden farkları yoktu. Mekke'de Kureyş, Sakif gibi bazı kabilelere mensup olmak şeref ve itibar vesilesiydi. Köle ve cariyeler panayırlarda alınıp satılır, mal gibi miras kalır, tarım, ticaret ve diğer hizmet işlerinde çalıştırılırdı. Köleliğin esas kaynağı savaşlardı. Savaş esirleri çoğu zaman köleleştirilirdi. Satın almak suretiyle de köle sahibi olunurdu. Bunun dışında karı koca ikisi de köle ise doğan çocuk da köle olurdu. O dönemde mesleği bu işi yapmak olan köle tacirleri vardı. Bunlar Habeşistan'dan getirdikleri köleleri pazarlarda satarlardı. Örneğin Kureyş'in Tehim kolundan
Abdullah bin Cüdan ünlü bir köle taciriydi. Bir köle kendi kıymetini kazanıp sahibine ödeyerek hürriyetine kavuşabilirdi. Bir köle veya cariye sahibi tarafından azat edilirse azat edenin mevlası yani azatlısı olur. Böylece de onun kabilesinin bir üyesi sayılırdı. Bunlar köleler gibi alınıp satılmazlardı. Fakat hürler gibi de değillerdi. Evlenme ve miras konusunda hürler gibi muamele görmezlerdi. O dönemde evlilik farklı şekillerde gerçekleşirdi. Nikah şekillerinden biri bildiğimiz tarzda olandı. Bunun yanı sıra nikahsız yaşamaktan, insan onur ve haysiyetine asla yakışmayacak tarzda olan ve burada zikretmenin hiçbir faydasının olmadığını düşündüğümüz çok çeşitli nikah türleri söz konusuydu. İslam, bugün bilinen tarzın dışındaki nikah şekillerini yasaklamış ve ortadan kaldırmıştır. Boşanma yaygındı ve boşama yetkisi erkeğe aitti. Boşanan kadın, başka biriyle evlenebilmek için bir yıl beklemek zorundaydı. Kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dahil olabilirdi. Genel olarak kadınlar insani haklara layık görülmez, mirasta hak sahibi olamazdı. Kadın yemek yapar, çocuklara bakar, develeri sağar, yakacak toplar, çadır onarır, hurma lifinden hasır örerdi. Bazı kabile reislerinin ve ileri gelenlerinin kızları kabile içinde birçok erkekten muteberdiler. Medine'de Neccaroğullarından Selma binti Amr, Kureyş'ten Hatice binti Hüveylid, yani Peygamber Efendimizin eşi olan Hazreti Hatice annemiz, Hint bint Udbe ve meşhur Arap şairesi Hamsa İslam öncesi dönemde de saygın görülerek itibar edilen bu ünlü kadınlardan birkaçıdır. O dönemde Araplar yıldızlara bakarak yol bulur, anlaşmazlıkların çözümü için hakeme veya kahine başvururlardı. İçinden çıkamadıkları konularda kahinlerin fikirlerini sorarlar, hastalandıklarında onların tavsiyelerine uyar, rüyalarını onlara yorumlatır, gelecekte başlarına neler geleceğini onlardan öğrenirdi. Cahiliye döneminde Araplar arasında milli bir birlik bulunmadığı için kabilelerin ve şehirlerin kendi geleneklerine göre bayram ve törenleri vardı. Bununla beraber hac mevsimi panayırların da kurulmasıyla ve bütün kabilelerin iştirakiyle bayram havasında geçerdi. Her kabilenin en az bir putu mevcuttu. Bu yüzden her putun takdis edildiği çeşitli kutlama günleri vardı. Bu günlerde ayrıca pazar ve panayırlar kurulurdu. Dini bayramlar şiir, müzik, içki ve kadınların yer aldığı eğlencelerle kutlanırdı. Tıbba gelince Araplarda iki tür tedavi yöntemi vardı. Biri kahinlerle, diğeri de ilaçla tedavi yöntemiydi. Kahinlerin hastaları okuyup üflemek, sihir yapmak, tapınaklara kurban adayıp dua etmek gibi şeylerle tedavi ettiklerine inanılırdı. Cahiliye döneminde ünlü doktorlar da vardı. Örneğin Hazreti Peygamber zamanında da yaşamış olan Haris bin Kelede tıp öğrenimini Cündi Şapur'da yapmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Arapların İslam'dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslami dönemlerden ayırmak için cahiliye kavramı kullanılmıştır. Bilgisizlik, cehalet, zorbalık, barbarlık ve vahşetin hüküm sürdüğü için o döneme cahiliye adı verilmiştir. Cahiliyenin temel özellikleri ve o döneme damgasını vuran hususlar olan bilgisizlik, şirk, putperestlik, kabile asabiyeti, zorbalık, zulüm, haksızlık,
adaletten, sulh ve nizamdan yoksunluk, çapulculuk, insan haklarını çiğnemek, insanların soylarından dolayı ayıplanması veya üstün görülmesi, çocukları öldürmek, kız çocuklarını toprağa gömmek, bitmek tükenmek bilmeyen kan davaları, içki, kumar gibi davranışlardır. İslam bunların tamamını yasaklamıştır. Cahiliye döneminde Araplar arasında nesir pek muteber sayılmamış, ancak şiir ve hitabet çok gelişmişti. Öyle ki cahiliye şiiri İslam öncesi hayatın her safhasına ışık tutmaktadır. Savaşlar hakkındaki bilgileri, Arapların adetlerini, iyi ve kötü huylarını o dönemin şiirlerinde bulmak mümkündür. O dönemde şairler, mensubu bulunduğu kabilenin kahini, rehberi, hatibi, sözcüsü ve bilginiydi. Şiiriyle bir şahsın veya bir kabilenin itibarını arttırabilir veya bitirebilirdi. Toplumdaki mevkii yüksek olan şair, kabilesini şiiriyle bir süvarinin kılıçla savunmasından daha iyi savunurdu. Olayları şiiriyle tescil eder, kabilesine diğer kabilelerin şairleri sataştığı zaman onlara cevap verirdi. Bir kabileden bir şair çıktığında diğer kabilelerden heyetler bu kabileyi kutlamaya gelirdi. Ukaz panayırında şiir yarışmaları yapılır, en çok beğenilenler ödüllendirilir ve Kâbe duvarına asılırdı. Cahiliye dönemi Arapları hitabete büyük önem verir, çocuklarını genç yaştan itibaren buna alıştırırdı. O dönemde meşhur hatipler yetişmiştir. Hatibin toplum içindeki yeri şairden hemen sonra gelirdi veya onunla aynı düzeyde kabul edilirdi. Değerli dinleyicilerimiz, şiir ve sözden bunca süre bahsetmişken, sözlerimizi Peygamber Efendimiz döneminde yaşanmış bir olayı naklederek bitirmek istiyorum. Medine'de bir öğle vaktiydi. Kutlu Nebi namaz için hazırlık yapıyordu. Son aylardaki yoğunluğu daha da arttıracak bir olay meydana geldi o gün. Sayıları 80 kadar olan bir grup Medine mescidine gelmişti. Grup içinden bazıları avazının çıktığı kadar bağırarak Peygamber Efendimiz'e sesleniyordu. Gürültüleri duyan Peygamber Efendimiz büyük bir sükunetle abdestini tamamladı ve mescide yöneldi. Her zamanki gibi öne geçti ve namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra hiçbir şeyle ilgilenmeden doğruca evine yöneldi. Evinde iki rekat daha namaz kıldıktan sonra tekrar mescide geldi ve mescidin orta yerine, sonradan elçiler sütunu denilen direğin yanına gelerek durdu ve bu yabancı topluluğuna hitabeten, "Buyurun, şimdi söyleyin, ne istiyorsunuz?" diye sordu. İçlerinden biri, "Şairlerimiz ve hatiplerimizle geldik, biz över, biz yeleriz. Sizinle hesaplaşmaya geldik," diye cevap verince Peygamber Efendimiz, "Ancak Allah över ve Allah yerer. Siz diyeceklerinizi deyin," karşılığını verdi. Gelenler Arap kabilelerinin en büyüklerinden olan Temim oğullarının ileri gelenleriydi. Mescid-i Nebi'de Hazreti Peygamber'e devrin en etkili silahıyla meydan okumak üzere gelmişlerdi o gün. İçlerinde kabilelerin en seçkin hatipleri ve şairleri vardı. Medine belki de tarihinin en görkemli söz düellosuna şahit oluyordu. Araplar arasında büyük itibar sahibi olan liderleri Akra bin Habis'in işaretiyle ayağa kalkan Temimliler kabilelerini övüyor, cahiliye değerlerini yükselten şiirler söylüyorlardı. Hazreti Peygamber bir zamanlar Medinelilerin hatibi olan ve bazı heyetlere karşı Allah Resulü'nün adına konuşunca
Hatib-ün Nebi ünvanını kazanan şair Sahabi Sabit bin Kays'la onlara karşılık verdi. Heyetin lideri Akra bu defa daha güçlü olan birini adıyla sanıyla Temim kabilesinin gözdesi olan Zibrikan bin Bedri ayağa kaldırdı. O da diyeceğini dedi. Peygamber Efendimiz bu defa gözde şairi Hassan bin Sabit'i çağırdı. Hassan sözlerin en güzelini dillendirdi. Bu şekilde bir onlardan bir bu taraftan söz uzadıkça uzadı. Nihayet kalabalık grup kendi aralarında görüşmek üzere izin istediler. Ve sonunda Nebi'nin hatiplerinin daha güçlü, onun şairlerinin daha dirayetli olduğunu, dile getirdiklerinin de hak olduğunu teslim ederek gelip Kutlu Nebi'ye iman ettiklerini itiraf ettiler. Bu itirafla Arap Yarımadası'nın Medine'den öte Irak'a kadar olan doğu bölgesi İslamlaşmış oluyordu. Sözde gelen fethi Yarımada'yı kuşatmıştı. Heyet hemen ayrılmadı Medine'den. Bir aralık heyet içerisinde yer alan Zibrikan ve bir diğer söz ustası Amr bin Ehtem peygamberimizin yanına gelmiş, peygamberimiz sormuş, onlar cevap vermişti. Orada bulunanlar o gün sözün en güzel ve en güçlüsü nasıl olur ve nasıl söylenirmiş işte ona tanıklık etmiş ve adeta büyülenmişlerdi. Bu olay bu kadarla da kalmamış, heyetin Müslüman olmasıyla Medine'de tutsak edilen esirlerde özgürlüğüne kavuşmuş, Hazreti Peygamber heyette bulunanlara bol bol hediyeler dağıtmış, ay yüzlü söz ustası Zibrikan'ı da kavmine zekat sorumlusu olarak görevlendirmişti. Zibrikan, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde de bu görevini sürdürdü. Yaşanan bu son diyalog o kadar hoşlarına gitti ki, Arap'ın en fasihi olan ve kendisine sözün özü lütfedilmiş olan Peygamber Efendimiz, "Bazı sözler büyüleyicidir." buyurmuştu. Değerli dostlar, söz o kadar önemlidir ki, ihya ettiği gibi imha da eder. Söze kulak verip en güzeline uyanlar övülür Kur'an'da. Allah katındaysa sözün değeri, hakikati ne kadar yansıttığına bağlıdır. İşte söz böyle bir şeydir. Ve Peygamber Efendimiz, hoş, güzel söz sadakadır buyurmuştur. Rabbim, bizi de güzel sözler söyleyen ve doğru söze tabi olanlardan eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, işte Hazreti Peygamber böyle bir dünyaya ve böyle bir ortama peygamber olarak gönderilmişti. Ancak Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderildiği toplumla ilgili sunacağımız bilgi bundan da ibaret değildir. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi.